Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Turkcell Superbox internetinizin biraz daha interneti hızlandırması konusunda bilgi vereceğim. Tabii ki çok ciddi bir hız farkı olmayacak. Hızınız bir miktar daha artacak. Bunu uygulayın. Herkes kendi evinde bunu uygulayabilir. Modemimiz Super Online Superbox İnternet hizmetimizin ZTE marka modemi. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle web tarayıcımızı açıyoruz. Web tarayıcımıza modeminizin arka yüzünde bulunan bir numara vardır. IP adresi olur. Bu IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.1. Evet, modemin arayüzüne ulaştık. Kullanıcı adı yine modemin arkasında yazar. Admin Super Online yazıyor. Baktığınızda zaten göreceksiniz. Evet, modeme giriş yaptık. Öncelikle şunu anlatayım arkadaşlar. Bu modem LTE yani 4.5G internet hızında ve 3G internet hızında hizmet veriyor. Şimdi 3G şebekeleri ayrı, 4.5G şebekeleri ayrı. Şu anda benim bağlı olduğum modem, yani bağlı olduğum modem şu anda 4.5G'ye bağlı. LTE yani 4.5G'ye bağlı. Şu anda bir hız testi yaptığımızda yapalım. Hemen bir test edelim. Bu arada ben arkadaşlar 20 megabit sınırsız limitsiz interneti kullanıyorum. Bilginiz olsun. Evet, 45 milisaniye değerinde ping süremiz var. 20 megabit hız veriyor. Download hızı veriyor. Onu özellikle belirteyim. Bekleyelim biraz daha. Bakalım upload'da ne verecek. Şu anda bütün uygulamalar kapalı. İnternet ekstra zorlayan hiçbir şey yok. Evet, şu anda değerlerimiz gayet yerinde. Evet, 5, 4.95. Biz onu aşağı yukarı 5 olarak kabul edelim. Şimdi bu değerler böyle olmasaydı. Mesela download değerimiz 5 megabit, 4 megabit, hatta 1 megabit değerinde olsaydı, upload'umuz da düşük olsaydı, ping süremiz çok yüksek olsaydı, yani biz 4.5G internet hizmetini alamıyor olsaydık. Tabii modemi kapatıp açarsınız, restart edersiniz. Düzelme imkanı yok mu? Var. Neden düzelir? Daha yakın şebekedeki bir yani 4.5G şebekesine bağlanır. Baz istasyona bağlanır. Biraz daha hızlanır. Biz şimdi bunu ne yapacağız? Şu anda benim bir problem yok. Ama göstereceğim ben bunu size. Öncelikle LTE yani şebekeyi kapatıyoruz. Off konumuna getiriyoruz. Şu anda şebeke kesildi. Ayarlara giriyoruz. Bu ayarlardan A seçimine giriyoruz. A seçiminde gördüğünüz kadarıyla otomatik seçili şu anda. Biz bunu bakın sadece 4G, sadece 3G, sadece 2G. 2G'de internet hizmeti alamıyorsunuz. Zaten denediğinizde göreceksiniz. Şimdi otomatikte kalırsa LTE hizmeti alamadığınız yerlerde modem 3G'ye geçer. Yani bunu otomatik olarak yapar. Aslında yolda giderken ya da 4.5G şebekesinin sinyalin düştüğü yerlerde güzel, mantıklı bir seçim. Fakat biz burada biz bunu otomatikten şu anda 4G yani LTE'de sorun yaşıyoruz. 3G'ye alacağız. Yani 3G'ye aldığımızda bir uygula dediğimizde biz bu modeme diyeceğiz ki en yakındaki 3G şebekesini bul ve 3G şebekesinden çıkma. 3G'de kal. Uygula diyoruz. Bakın değişimi de göreceksiniz zaten. Bu sadece 3G'ye bağlanacak. Yukarıda da görüyorsunuz A tipimiz değişti. Geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Evet. Tekrar açıyoruz. Şu anda bağlanıyor.
Şunu söyleyeyim arkadaşlar. 4,5G'de yani LTE'de hızınız düşük olsa bile ping süreniz düşüktür. Bunu unutmayın. Yani ping süreniz daha düşük her zaman. 3G'ye aldığınızda ping süreniz biraz yükselir ama hızınız da yükselir. Evet, şu anda 3G olarak bağlandık. Değerleri görüyorsunuz. Tekrar bir hız testi yapalım. Bakalım değerler ne çıkacak. Benim zaten 4,5G'de hızım güzeldi. Bakıyoruz. Evet, aşağı yukarı şu anda aynı değerleri veriyor. Yani bu demek oluyor ki benim şu an bulunduğum konumda 3,5G ile 4,5G ile 3G aşağı yukarı aynı performansı veriyor. Şu anda zaten 3G'ye alma gibi bir durumum da yok. Gayet yeterli. Şu anda evet. Evet, değerlerimiz bu şekilde. Bir de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu işlemi yaptınız. Düzelmedi. Bir yöntem daha göstereyim size. Bu göstereceğim yöntemde başarılı. Kapatalım. Ayarlara girelim tekrardan. A seçimine girelim. Manuel ayar. 3G'yi seçtik ya. Biz buradan ara dediğimizde yakındaki 3G şebekelerini arıyor. Ve en yakındaki 3G baz istasyonuna bağlanıyor. Bakın aranıyor. Bekleyelim. Şebekeleri çıkaracak birazdan karşımıza. Bekliyoruz. Bakın şu anda bağlanabileceğimiz 3G operatörler Turkcell, Vodafone, Avaya. Tabii ki bunlara bağlanamayız. Şu anda en yakın şebekeyi gösteriyor bize. Kayıt ol diyoruz. Bekliyoruz. Tabii ki bunun az önceki yaptığımız otomatikteki 3G işleminden tek farkı otomatikteki 3G'de en yakındakini seçmeyebilir. Daha uzaktakini, daha az çekeni seçebilir. Fakat bu manuel yaptığımızda en yakındakini seçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar bunu karıştırıyor. Evdeki kullandığımız yani evde duvara kadar gelen fiber hat ile fiber hızındaki internet ile bunu asla karıştırmayın. Evdeki o internetinizde çok daha ciddi hızlar alırsınız. Turkcell Superbox hizmeti sim kart aracılığıyla yani baz istasyonuna uzaklığına göre hızınız değişir. Baz istasyonuna yakın bir yerdeyseniz çok ciddi ping süreleri, çok ciddi hız alırsınız. Uzaksanız çok düşük hız alırsınız. Benim mesela evde internetimde ben TT-Net kullanıyorum. TT-Net benim duvarımdaki prize kadar fiber kablo geliyor. Ve yine 24 megabit hızı 24 megabit seçeneğini alıyorum. Tarifesini alıyorum. Benim evde aldığım internet hizmetinde 3 milisaniye ping sürem var. Ve çok ciddi bir değer. Çok iyi bir değer. Hız olarak 20 megabit, 23 megabit arası değişiyor. Download hızım. Gayet yeterli bana. Ha, oyun oynayacaksam, internet üzerinden oyun oynayacaksam ya da internet üzerinden bir yere bağlanacaksam bu bana gayet yeterli. Fakat ben aynı zamanda Superbox'ım da var. Superbox'ımda yazlıkta, dışarıda, herhangi bir yerde kullanıyorum. Fakat benim Superbox'ı alma amacım bulunduğum yerde bir internetim olsun. Ama ben oyun oynayacaksam, ciddi bir ping süresi istiyorsam, Turkcell Superbox tarzı aynı şekilde Vodafone'da da çıktı. Bir internet almamam gerekiyor. Bunu tercih etmemem gerekiyor. Ve arkadaşlar bunu internet hizmeti almadan önce bir bilene sormanız gerekiyor. Yani araştırmanız gerekiyor. Bunu Turkcell'e sorarsanız size bu şekilde anlatmaz. Vodafone'a sorarsanız bu şekilde anlatmaz. Yani bunu size kimse anlatmaz. Bunu bir bilene sormanız gerekiyor. Bunun için de kendi web sitemizden bize ulaşın. Canlı yardım yoluyla ulaşın. Ticket
yoluyla ulaşın. Bize sorun. Benim böyle böyle ben oyun oynamak istiyorum. Ne yapmalıyım? Ya da ben sadece YouTube'dan video izliyorum ya da Facebook'a giriyorum, Instagram'a giriyorum. Bize tam olarak internetten ne beklediğinizi anlatın. Biz de size yardımcı olalım, destek olalım. Siz şunu şunu kullanıyorsunuz, şu size daha uygun olur. Ya da Superbug size daha uygun olur. Ya da TTNet'in şu internet size daha uygun olur. Tabii ki fiyatlarını karşılaştırırız. Gelin beraber bakalım, çözüm bulalım. Siz de sizi sitemize bekliyoruz. Aynı şekilde az önce bahsettiğim konuyla alakalı eğer yapamazsanız az önceki 3G, 4.5G sorun yaşarsanız direkt bize ulaşın. Ücretsiz desteğimiz var. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.